Nihat Genç, oy yok. Anayasa ve Türk Milleti ve Cumhuriyet Düşmanı, etnik ve şeriat siyaseti yapan Cumhur ve Millet İttifakı'na oy vermek ihanettir. İhanet açık ortadadır ve ihanet Atatürkçü denilen kesimleri döne döne kullanmaya çoktan başlamıştır. Bakın dün cumhuriyette Bedri Baykam Millet İttifakı'na oy vermeyenler seçim sonrası sokağa çıkamaz diye tehdit ediyor. Bu artık küstahlık değil cumhuriyetçi seçmene PKK ve FETÖ adına açık tehdit. Ali Kemal Cüreti. Kendi seçmenine PKK ve FETÖ adına eşkıya ve CIA adına sokağa çıkamazsınız diyebiliyor. PKK'ya FETÖ'ye oy verenler insan içine alnının akıyla çıkacakmış. Ama şeriatçılara ve etnik bölücülere asla oy vermeyen oyuna kumpasa tezgaha gelmeyen bizler çıkamayacakmışız. Hrant'ın katillerine oy verenler ve Hrant'ı FETÖ kumpasına kurban verip hesabını da FETÖ'den sormaya hiç yanaşmayan ve FETÖ'den maaş alan liberallerle iş tutanlar kahraman olacaklarmış. Ama dün de bugün de her daim yılmadan, durmadan sözünü esirgemeden cumhuriyeti savunan bizler sokağa çıkamayacakmışız. PKK ve FETÖ'ye kapı açıp kucaklayan Atatürk maskesi altına saklanan şu kuklalara bakın. Hangi birini sayalım? Uğur Dündar, Fazıl Say, Bedri Baykam, İsmail Saymaz, Emre Kongar, Ayşenur Arslan, nicesi. Dünkü liberaller de ancak sizin kadar PKK ve FETÖ'nün ateşli fanatikleriydi. Bir dönemin sonuna geldik, Atatürkçü maskeleri düştü, cız aşakrezil, dal, aşak rezil rüsvaylıklarıyla milletin eğlencesi haline geldiler. Bir dönemin sonuna geldik, Atatürk maskesiyle PKK ve FETÖ'yü meşrulaştırıp siyasete taşıyan bu ikiyüzlü küstah kibirli rakıcı ve balocu çok bilmişler, cumhuriyetçi seçmene ekmeleddinleri dayamaya doymadılar şimdi de PKK ve FETÖ'ye oy verin diye. Ötlerini yırtıyorlar. Bir seçim zaferlerine en çok sevinen meydanlarında kutlama yapan Erivan olacak. Sahtekarlık, riyakarlık, ihanet, cüretini, hayatları boyu piyasa ettikleri Atatürk posterinden alıyor. Atatürkçülükte neye yeye bitmez servetmiş. Bir insan evladı, anasını babasını namusunu atasını varlığını muhtaç olduğu cumhuriyeti düşmana satar mı? İşte koli koli marka marka her boy ve tipte düşmana satıyorlar kolilerin üstüne Atatürk yazarak. Atatürk alıp satmaya piyasa etmeye doymadılar, Atatürk ismi, ömürlerinin sonuna kadar babalarından kalma, soyluluk, mirasları, Atatürk'ü yiye yiye bitiremediler. Sanki Atatürk bir feodalite yani soyluluk rejimi kurmuş, bütün onurunu toprağını varlığını da bu dokunulmaz efendilere bağışlamış. Bu imtiyazlı çok bilmiş miras yediler de her seçimde cumhuriyet değerlerini sarı çil altınlar gibi bozdurup bozdurup yiyorlar. Hem aleni PKK ve FETÖ'yü kucaklayacak açılım özellik sözleri vereceksin hem de sabah kahvaltıda gündüz gazetede akşam ekranda Atatürk aşağı Atatürk yukarı diye Atatürk'ü meze yapacaksın. Atatürk'ü ihanetin üstüne tereyağı bal diye sürüp Atatürkçü seçmene yutturacaksınız. Cumhuriyeti Atatürk'ü satan satana vallahi ben yoruldum. Bu satış daha kaç kuşak sürecek? Daha şimdiden zor zamanda ihtiyaç halinde cumhuriyetçilere güven verecek, öne çıkacak bir tane Atatürkçü isim kalmadı. İşbirliği insanı böyle yıpratır, çürütür, bulgura giderken vatanına ihanet edenlerle ortak olup namusunu, kimliğini, ismini çarçur edersin. Cumhuriyet onlar için bir varlık ve milli bir heyecan konusu değil. Cumhuriyet onlar için seçimlerde satışa sürülecek, fiyatlandırılacak, kakalanacak hokus pokus. Göz boyayacak PKK ve FETÖ adına kullanılacak ve tüketilecek bir mal. Şu densize bakın. Yetmez ama evet anayasasıyla Türk ordusu ve hukukunu ortadan kaldıranlarla ittifak kuran özellik sözü veren ve FETÖ'cüleri salacağım diyen, bu ihanet insan içine çıkacakmış ama dik durduğumuz için her yerden kovulan dışlanan ve bağ kurma aşıyla ancak geçinen, biz çıkamayacakmışız. Şu dolandırıcıya bakın bir de PKK ve FETÖ'ye asla oy vermeyiz diyen cumhuriyetçi seçmen tehdit ediyor. Utanmadınız PKK'ya açılım sözü verdiniz. Hendek'te ölen 500 özel hareketçi ve binlerce doğulu çocuğu ne çabuk unuttunuz? Kol kola girdiğiniz bu liberaller ve sağcılar 40 uzun yıldır ekranlarda Türkü ve Türk milletini Anadolu'da etnik bir gruba indirgemek için on binlerce yazı yazmadı mı? Türk gençliğinin genleriyle, zihniyle beyin yıkayıp oynamadı mı? Türk devletini yıkan ve ordusuna, hukukuna, bürokrasisine, tarikatçılarla dolduran AKP'yi iktidara bunlar taşımadı mı? Türk milletini etnik bir gruba dönüştürmek ve kutuplaşmayı, çatışmayı gazlamak, harlamak, kışkırtmak için 40 uzun yıldır ekranlarda konuşmuyorlar mı? etnik bir yapıya ve azınlığa indirgedikleri Türk milletini ayrıştırmak için vahşi çok kanlı çok şiddetli bir çatışmanın şart olduğunu söyleyip PKK'yı kuran güçlerle acımasız bir kardeş kavgasını başlatmadılar mı? Ve PKK'nın her saldırısını kahramanca alkışlayıp PKK'yı sırtlamadılar mı? Etnik yapılarla Türk milleti arasında denklik kurmak için Türk-Kürt etiketini milyon kez yazıp çizip beyin yıkamadılar mı? Vahşi etnik şiddeti masum ve normal gösterip ana akım medyaya taşımadılar mı? Vahşi etnik şiddeti kitlelere yumuşak ve sempatik göstermeye çalışmadılar mı? Şimdi bu ihanetin aynısını siz yapıyorsunuz. Vahşi etnik şiddeti cumhuriyetçi kitlelere yumuşak ve zararsız ve hatta seçimlerin kurtarıcı, kahramanı olarak propaganda ediyorsunuz ve Fazıl Say, Uğur Dündar, Emre Kongar, İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan, nicesi, etnik bölünmeyi, cumhuriyetçi seçmen nezdinde, kabul edilebilir, hale getirmek için yırtınmıyor musunuz? Sözde Atatürkçü görünürler ama bir kandil modası, şal var, kuşak, yelek ve ayaklarında make-up ve boyunlarında puşi ve ellerinde bir keleş eksik bizleri, çocuklarımızı ve cumhuriyeti ve anayasasını ortadan kaldırmak için öldürmek için yemin etmiş kanlı katillerle aynı cephede olmaktan maşallah hiç rahatsız değilsiniz. Ve aileleriyle sayıları milyonları bulan on binlerce gazi ve şehit ailelerini PKK'ya kapı açarak AKP'ye oy vermeye mecbur bırakmak gibi ağır bir travma ve çaresizlik altına sokmaya utanmıyor musunuz? Uyanın, bu etnik ve mezhep siyaseti modası çoktan bitti kimlik ve etnik ve dinci etiketlerle tüm dünyayı kasıp kavuran Amerika'nın savaş makinesi CIA'nın enstrümanı liberaller değil miydi? Zavallı kuklalar, geç kaldınız, çatıştırıcı, kışkırtıcı, bölücü, kutuplaştırıcı etnik siyasetin modası çoktan geçti, başta Avrupalılar artık bölünmenin karşıtlığın sağ-sol diye değil, vatanseverlerle küreselciler arasında çoktan başladığını yazıp çizmiyorlar mı? Vatansever küreselci siyaset bütün o size, etnik ve kimlik, siyaset siparişi veren Avrupa ülkelerinde iktidarda mecliste baş köşelere oturmaya başladığı gerçek değil mi? Kan, tehlikeli bir besindir, iktidarı almak için Mehmetçiğin ve Kürt çocuklarının kanını satma sırası şimdi size mi verildi? Hainlerle ajanlarla, milli düşmanlarla siyaset yapmayacaktınız dürüst ve temiz insanlarımızı dışlamayacak, linç etmeyecek, kovmayacak aksine bok bataklığına dönüşmüş iktidarın yolsuzluklarına karşı güvenilir ve vatansever tertemiz sanatçıları, bilim adamlarını ve siyasetçileri öne çıkartacaktınız. 90 yıldır tarikatlarla, CIA'yla, Gladio'yla, PKK'yla ülkemizi başımıza yıkan bir gün huzur vermeyen işbirlikçi sağcı yapılara, doymadınız mı ve şu komediye bakın. Yolsuzluklara boka batmış saray, seçim kozları olarak, meydanlara ekranlara, Anadolu gemisini, İHA'ları, nükleer enerjiyi, Karadeniz doğal gazını, bor maden fabrikasını ve yerli otomobili çıkartıyor. Ve yetmedi, saray, suçlusu olduğu tarihlerin en büyük depremini, PKK ve FETÖ'cüleri sayenizde öne çıkartıp unutturmayı başarıyor. İşbirlikçiler ise askeri sırları birkaç bin dolara İspanyollara satan yardımcısı Babacan'ı Halk TV'de ağırlıyor ve yetmedi İsmail Küçükkaya işi gücü bırakmış Hatay Belediye Başkanını temize çıkartmaya çalışıyor ve 50 bin oyu olmayan Gültekin Uysal'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorlar ve herkese her ay bir altın ve 400 milyar dolar dış yatırım palavrası. Hepsi palavra ama, PKK'ya ve FETÖ'ye bahşedilmiş kadrolar ve sözler, tapu senedi, açık çek gibi, mutabakata yazılmış, gerçek. İşbirlikçilerin ve ihanetin duyguları heyecanları yoktur, ihanet, poker suratlıdır. Şiir yazmak, marş söyleyebilmek için, yüksek heyecanlarınız, olmalı. İşbirlikçilerin coşkusu, sevinci şarkısı, türküsü yoktur. İşbirlikçiler vatan ve cumhuriyet aşkının alevini, ateşini, onurunu içinde yükselen kabaran heyecanlarını ve gözü karalığını ve direnişini hiç bilmezler. Çünkü vatan sevgisi seçim aritmetiği dayatmasıyla değil hesap edilemez mucizevi fedakarlıklarla kendini gösterir. Milli Kurtuluş Savaşı gibi 40 uzun yıl süren PKK ve FETÖ işgaline rağmen eyvallahsız direnen cumhuriyetçi seçmen gibi çözmeye, yıkmaya çalıştıkları son kalemizi ihanet ve işbirliği içindeki sahtekarlara, iki yüzlülere, halka yalan söyleyen soytarılara asla terk etmeyeceğiz.